Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz kardeşlerim. Ee, çok şükür hastalığımızda e, iyileşme var biraz. Kendimizi iyi hissettiğimiz için bu videoyu yapmaya karar verdik. Bugünkü konuşacağımız konu kardeşlerim e, namaz konusu yine. E, bazı kardeşlerimiz hala e, şaşırıyorlar. Nasıl namaz olmaz ya? Kur'an'da namaz olmaz olur mu? Bazıları aşırı derece tepki veren insanlar var. İnsanlara ayet gösteriyoruz ama ayetlerin demek ki insanlara bir etkisi olmuyor. Sonuçta insanlara sorduğumuzda Müslümanım diyorlar. Önüne de elhamdülillah koymayı da unutmuyorlar. Ama ayet veriyorsun insanlara. İnsanlar ayetleri ya takmıyor ya işlerine gelmiyor. Kendilerine namaz beş vakit dayatılmış. Bu Allah'ın emridir denmiş. Allah kimseye emir vermez, kimseye zorla ibadet ettirmez sonuçta bizim Allah'ın vereceği sevaplara ihtiyacımız olduğu için biz ibadet ederiz. Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Ama bunu bunlara bir türlü insanlara anlatamıyoruz. Yine tekrarlayacağız ama bugün kısa bir video yapacağım. Namazın olmadığı ile ilgili iki ayet vereceğim. İnşallah insanlar bu ayetlere itimat ederlerse anlayacaklar. Yani biz hamasi konuşmuyoruz. Bildiğiniz gibi her zaman ayetlerle konuşuyoruz. Şimdi kardeşlerim Kur'an'da namaz diye bir kelime zaten yok. Ha bu namaz kelimesine o zaman e, yaklaştırabildikleri, uydurabildikleri, taklattırabildikleri tek şey nedir? O da salat. Ama bugün salatı, e, zaten namazla ilgili büyük bir videom var. Onda vermiştik. iki buçuk saate yakın. Hatta iki buçuk saati geçkin bir video. Orada ayrıntılarıyla anlatmış, anlatmıştık ama burada kısa bir videoda bu iki ayeti tekrar vereceğim. O zaman bakın salatın namaz olmadığını sizler de anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdi hiç laf uzatmayalım. Direkt ayetlerimize geçelim. Birincisi Nur Suresi 41. Onu okuyalım kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kuşların Allah'ı tespit ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yanmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Bakın burada her biri duasını demişler. Asıl salatın anlamını koymuşlar dua olan. Ve Allah'ı tesbih de var yine. Tesbih olarak zaten Arapçasında da geçiyor. Ama Dua yazdıkları yere kuşlar namaz kılamayacağını bildikleri için oraya dua yazmışlar. E şimdi zaten ana ayete gidelim yine. Arapçasına bakalım. Nur suresine gidelim. Şimdi burada bakalım kardeşlerim. Kuşlar namaz mı kılıyor, dua mı ediyor? <gülüyor> Bakın salatahu <laughs> demek ki kuşlar dua ediyormuş insanlarla beraber. Niye o zaman kuşlara namaz kılmıyor diye yazmıyorsunuz? Salat kelimesi yani namazsa. Çünkü uydurabildikleri tek kelime bu, salat. Ha şimdi o zaman burada kuşlar namaz mı kılıyor? Yok. Kuşlar namazdan sorumlu mu? Hayır. İşte burada da uymuyor. Zaten Rabbimiz her şeyi açıklamış Kur'an'da. Şimdi bir sonraki ayet zaten bunlara tam darbeyi indiren ayet. Oraya da bir bakalım. O da Enfal Suresi 30-35. ayetlere bakalım. Orada ne demiş Rabbimiz. Ondan sonra bunların açığını ortaya çıkaralım Allah'ın izniyle. Şimdi kardeşlerim Enfal suresinde namazın olmadığını belirten ayet aslında 35. Ama 35'i anlamanız için 30'dan başlamanız lazım ki ne? Rabbimiz kimlerden bahsediyor onu anlayalım. Yoksa sadece 35'i okursanız biraz eksik kalır. Şimdi size 30'dan başlayayım ki ne? Rabbimizin kimden olduğunu, kimlere anlattığını görelim. Şimdi Rabbimiz 30'da kafirlerden bahsediyor. 35'te de zaten yine kafirlerden bahsediyor. Ama siz görmeniz bakımından, bunu anlamanız bakımından başlayalım. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'de çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek de biz bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Hani onlar ey Allah'ım eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır ve bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. 34-35'e geçelim. Onlar mescidi haramdan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Bakın buraya müşrik, müşriği yapıştırmışlar e, olayı saptırmak için. Ama Rabbimiz bakın 30'da ne dedik? Kafirlerden bahsediyor müşriklerden değil. Buraya müşriği niye koymuşlar? Çünkü burada ben onların açığını yakaladım. Bakın ne diyor 35'te? Onların Kabe'nin yanında duaları. Ha, yani dua. Demek ki kafirler dua ediyor kendi çaplarında. Artık neye dua ediyorlarsa. Ama bunlar ne, niye dua yazmışlar? Orada normalde Rabbimiz Arapçasında salat ediyorlar diyor. Ha, yani kafirler salat eder mi? Namaz kılar mı? Kılmazlar. İşte bu yüzden yakalanıyorlar. Bakın şimdi ben size onu Arapça ve İngilizcesinden de size göstereceğim onu. Evet Enfel suresi 35'teyiz. Bakın. Salatuhum. 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 Ne oldu? Hani salat namazdı. Kafirler namaz mı kılıyor? Ama bunlar ne yazmışlar? Ayette kafirlerin dua etmesi. Salat yazamazlar. Salat veyahut da namaz yazamazlar. Çünkü o zaman <laughs> yaptıkları iş açığa çıkar. O yüzden işte kardeşlerim Nur suresi 41 kuşlar namaz kılmaz. Enfal suresi 35 kafirler de namaz kılmaz. Bunların bağlayabildikleri namazı getirebilip de bağlayabildikleri tek kelime salattı. Ve bu iki ayette o salatı çürütmüş oluyor. Ha o zaman ne oluyor? Salat dua etmektir. Allah'a tesbihdir. Allah'a anmaktır. Allah'a ibadettir. Salat bunların bize dayattığı gibi beş vakit olan Allah'ın emri bizim boynumuzun borcu e, yapmakla mükellef olduğumuz bir iş kesinlikle değildir. Allah hiç kimseye zorla namaz kıldırtmaz. Allah hiç kimseye kendisine zorla ibadet ettirmez. Nokta. Kur'an'ı okuyan herkes bunu çok açık anlar. Ayetler de çok açık. İşine gelen anlar, işine gelmeyen anlamaz. Fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Her zamanki dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyun kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okursanız işte bu yalanları, safsataları satın almazsınız ve e, Rabbimiz sizi doğru yola iletecektir. Lütfen Kur'an okumayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik Allah'a emanet olun.